Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu ipimizle başlayacağız. Şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanacağım bugünkü modelimizi çıkarırken. Kullanacağım şiş ipime uygun şiş, üç buçuk numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Şöyle ilmeklerimi çıkartıyorum. Sayalım hemen. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Birkaç sıra haroşa lastik yapacağım. Haroşalarımı ben düz örerek yapıyorum ilmeklerimi. Ön yüzünde de arka yüzünde de düz örerek haroşa lastiğimi tamamlayacağım. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz bu modeli. Evet. Şimdi lastiğimin ikinci sırasına geçtim burada da yine ilmeklerimi düz örüyorum şöyle tellendirmeden alayım hemen Evet ilmeklerimi düz örerek yine devam ediyorum birkaç sıra bu şekilde devam edeceğim Evet şöyle lastiğimi tamamladım. 3 diş haroşa olana kadar lastiğimi ördüm ve tamamladım. Modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şöyle. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Yine ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek 5 sırayı tamamlayacağım bu şekilde. Şu anda 3. sıradayım. Üçüncü sıra ön yüzünde düz. Dördüncü sıra arka yüzünde ters. Beşinci sıra ön yüzünde tekrar düz öreceğim. Altıncı sıra arka yüzünde farklı işlemimiz var. Beş sırayı bu şekilde tamamladım. Bakın ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek beş sıra tamamladım örgümü. Altıncı sıra arka yüzüne geçtim. 6. sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bir kez artırma yaptım şöyle. Bir ilmek ters, şöyle bir artırma. Bir ilmek ters, bir ilmek artırdım. 6. sıra arka yüzünde sıra sonuna kadar bu şekilde İlmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arada birer ilmek artırma yapıyoruz. Daha sonra ön yüzünde bu arttırdığımız ilmeği bırakarak ilmeğimizin boyunu uzatacağız. Evet, bir doladım, bir ilmek ters ördüm. Bir doladım, bir ilmek ters ördüm. Bütün ilmeklerimi bu şekilde tamamlıyorum. 6. sıra arka yüzündeyim. Son ilmeğimi de ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. 7. sıra ön yüzüne geçtim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, birinci ilmeğimi aldım. Şu arada doladığımı bıraktım. İkinci ilmeğimi aldım. Arada doladığımı bıraktım. Bu iki ilmeğin boyunu uzattım. Daha sonra birinci ilmeği içinden ikinci ilmeğimi geçirdim. İçinden geçiriyorum. Şişime taktım ve bu ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şöyle bir çapraz yapmış oldum. Aynı işlemi yapıyorum. Bir, iki ilmeğin boyunu uzattım. Aradaki doladıklarımı bırakarak. Birinci ilmeğimin içinden ikinci ilmeğimi geçirdim. Şöyle Şişime taktım ve düz olarak ördüm bu iki ilmeğimi. Aynı şekilde devam ediyorum. 7. sıra ön yüzündeyim modelin. Bakın şöyle bir görüntümüz olacak. Modelimiz oldukça kolay bir model. Yeni öğrenenlerin bile kolaylıkla yapabileceği güzel modellerden istediğiniz örgüde bunu kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde bu uzatma işlemini daha da fazla yapabilirsiniz. İki kere dolayabilirsiniz. Hani aralarda bir kez dolamıştık. Bunları daha geniş istiyorsanız iki kez de dolayabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde koton iplerle yapacağınız örgülerinizde daha da güzel görünür. Evet son iki ilmeğimi de aynı şekilde yaptım. Boyunu uzattım. Birinci ilmeğimin içinden ikinci ilmeğimi geçirdim. Ve ilmeklerimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Modelin 8. sıra arka yüzüne geçtim. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimi ters örüyorum 8. sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak örüyorum modelimiz bu kadar arkadaşlar ikinci model kurulumunda yine 5 sıra ön yüzünde düz olacak şekilde öreceğiz daha sonra 6. sırada ilmeklerin arasından bir kez artırma yapacağız 7. sırada onu şekillendireceğiz. Yapacağımız işlemimiz bu kadardı. Modeli bir kez kurduk. Bakın gayet güzel. Şöyle sonuç bence harika. Sizlerin de fikirlerini yorumlarda beklerim arkadaşlar. Evet. Bir de daha önce yapmış olduğum parçam var. Onu göstereyim size modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde olacak. Bakın bunu da yine haroşa lastik üzerine kurdum. Şöyle bu boşluğu isterseniz daha da fazla yapabilirsiniz. Daha eksik yapabilirsiniz. O size kalmış. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Evet modelimiz böyle arkadaşlar bakın. Modelin arka yüzü de böyle. Şöyle bir görüntümüz olacak. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle görüntünüz olur. Evet. Bu modelden yelek yapabilirsiniz. Hırka, atkı, bere hepsinde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yazlık örgülerinizde şu Artırmaları iki kez dolarsanız bu ilmekleriniz daha da şöyle uzun uzun bacaklı olacaktır. O şekilde de kullanabilirsiniz. Bunu birkaç renkle de yapabilirsiniz. Gayet güzel ve kolay bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara da fikir olur. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.